Evet arkadaşlar, güzel bir soru. Ne sorusu bu? Köklü sayı sorusu gibi dursa da çarpanları ayırma sorusu aslında. Neden biliyor musun? Şimdi biz bu soruda köklü sayılar var ama sorunun çözümünde çarpanları ayırma ile alakalı kuralları kullanacağız. Bir kez sorunun çarpanları ayırma sorusu olduğunu nereden anladım biliyor musun? A var, B var, kök A var, kök B var. Hem normal bilinmeyenler var hem de bilinmeyenin köklü ifadeleri var. O zaman bu tarz bir soru mutlaka çarpanları ayırma ile çözülmelidir. En azından denenir böyle çözülür mü diye. İlk aklıma bu geliyor benim, tamam mı? Bu soruyu çözmeden önce ilk başta burada bütün A'ları, B'leri köklü sayı durumuna getirmen gerekiyor. Yani mesela burada bakın A mı var? Bu A'yı senin köklü olarak yazman gerekiyor. Şunu biliyorsun değil mi? A dediğin şey aslında kök A'nın karesi demek. Nereden biliyorsun? Şuradan biliyorsun. Biliyorsun ki kök ile üst birbirini götürür. Sadece burada ne kalır? A kalır. O zaman sen yukarıda burada ifadede A gördüğün yere kök A'nın karesi yazacaksın. B gördüğün yere ne yazacaksın? B gördüğün yere de tabii ki de kök B'nin karesi yazacaksın. Ki ben ne yapıyorum? Bu şekilde A'ları, B'leri nerede A ve B varsa köklüye çevirmiş oluyorum. Hadi yeni yazalım. Bakın burada A gördüğüm yere ben hemen ne yazacağım? Kök A'nın karesi. Eksi. Burada B gördüğüm yere ne yazacağım? Yine kök B'nin karesi yazacağım. Yavaş yavaş yazıyorum bak. Bölü. Yukarıda bir şey geldi sanki değil mi? İki kare farkı geldi. Sakin ol. A yerine ne yazacaksın? A yerine kök A'nın karesi yazacaksın. Bir yanında ne var? Kök B var. Artı B yerine ne yazacaksın? B yerine kök B'nin karesi yazacaksın. Yanında ne var? Kök A var. Hatta gel şunu uzatalım şöyle. Hoppa. Çok güzel. Ve şimdi ne yapacağım? Şimdi bu arkadaş tabii ki de 2 bölü 3 kök B'ye eşit. Çarpanları ayırmayla alakalı 2 kare farkı, ortak paranteze alma, 2 küp farkı, 2 küp toplamı ne gerekiyorsa onu yapmaya çalışacağım. Bakın yukarıda ne var? Yukarıda 2 kare farkı var. 2 kare farkından dolayı sen üstteki arkadaşı ne yapacaksın? Bir eksiliği bir artı olarak yazacaksın. Yani üstte ne var bakın? Kök A'nın karesi eksi kök B'nin karesi var. Sen burada ne yapıyorsun? 2 kare farkının açılımından dolayı bir eksili bir artılı yazıyorsun bak. Bir kök A artı kök B, bir de kök A eksi kök B şeklinde yazdım ben. Bölü. Aşağıda ne var? Aşağıda şu var göreceksin bak. Kök A'nın karesi ve B. Kök B'nin karesi ve kök A. Ortak paranteze alabilirsin bu arkadaş. Bir tane kök A ve bir tane kök B ortak değil mi? Yani birer tane kök A ve birer tane kök B paranteze alabiliriz. Zaten çarpanları ayırma dediğim zaman ilk başta aklıma benim ne gelecek? Ortak paranteze ayırma gelecek, tamam mı? Kök A'nın karesi ve kök B. Kök B'nin karesi ve kök A. Ne kaldı bebeğim? Bir tane kök A alırsan buradan bir tane kök A kalır. Bakın buradan kök B'yi aldın bir şey kalmadı artık. Artı buradan iki tane kök B'nin bir tanesini alırsan bir tane kök B kalır. Kök A'yı aldığım için bir şey kalmadı. Yani ben burada kök A kök B parantezine alınca ne geldi? Kök A artı kök B geldi değil mi? Eşittir 2 bölü 3 kök B. Hemen şunu gördün. Allah'ın işine bak ki kök A artı kök B'ler ortak. Bunlar çat çut gitti. Hatta şunu yap, çok güzel olur böyle. Kök B'leri de sağdan soldan sadeleştir. O kadar tatlı bir ifade oldu ki bebeğim. O zaman biz ne yapacağız? Şimdi bir de düzenleyip bir daha yazalım bunları. Yani daha iyi göreceğiz ya. Daha iyi görmek için ne yapacağım? Biraz düzenleyeceğim. Kök A eksi kök B bölü kök A eşittir 2 bölü 3. Kalanları yazdım ben. Hadi gel şimdi içler dışlar çarp yapalım. Bundan sonrası artık 4 işlem gibi duruyor. İçler dışlar çarp yapıyorum. 3 ile kök A'yı çarptım 3 kök A. 3 ile kök B'yi çarptım 3 kök B ama eksi 3 kök B eşittir 2 ile kök A'yı çarptım 2 kök A. Hemen şunu söylersin. 2 kök A'yı karşıya attım. Eksi 2 kök A olarak geçti. Eksi 3 kök B'yi karşıya attım. Artı 3 kök B olarak geçti. 3 kök A'dan 2 kök A çıktı. Kök A kaldı. Burada 3 kök B'miz var. Bence harika gidiyoruz. Şimdi bana A bölü B sorulmuş. Ne yapalım biliyor musun? Hadi gel bu arkadaşı yukarı şöyle yazayım bak. Kök A eşittir 3 kök B ya. Yazıyorum bak. Kök A eşittir 3 kök B ya. Her tarafının karesini alırsan ne olacaktır? Kökten kurtulacaksındır. Sol tarafın karesini aldım. A geldi. Sağ tarafın karesini alırken dikkat et. 3'ün karesi 9. Kök B'nin karesi B. A eşittir 9 B geldi. Sen burada A gördüğüm yere 9 B yazarsan 9 B bölü B'den cevap ne gelecek? 9 gelecek. Güzel bir soru var. Yani bu tarz soruların devamı için beğenmeyi ve kaydetmeyi unutma. Hikayende paylaşabilirsin, yorum yapabilirsin.